Evet. Tacım şu kaldı. Şunu yanımıza alırız. Kaskı yanımıza alırız. Başladı mı çekime? Arkadaşlar kıyıdan Hisar Tavan'a geldik. Telekast 390. Albastar'ın kamışı var elimizde. Okuma ITX 4000 kamışımız var ve kamış tutucumuz var. Motora bunu bu şekilde takıyorum. Ondan sonra küçük bir ip bağlıyorum ya da lastik. Ondan sonra devam. Her yer bizim. Bu da aynı şekilde kendi web sitemizde satılıkta arkadaşlar. www.balıkçımgözünden.com'dan satın alabilirsiniz. Beyaz çapar atacağız. Su çok bulanık, hava kapalı. Haydi başlayalım hava. Evet, uzak atışlar için sörfü tercih ediyoruz her zaman. Bu bizim klipsimiz geri kaçmasın diye tüm oltalara biz böyle stoper takıyorum. En azından uca girip de zarar vermiyor porselene. Ta havada çok rüzgar yok. Biz kaç gram atalım? Buna bir 50 gram koyayım ben. 50 gramla atalım. Paketler ikili biliyorsunuz. Sevgili dostlar, ikili paketlerimizden bir tanesini hemen çıkartıyoruz. 50 gram bir daha alıp bakalım. Evet, 50 gram. İlk etapta hemen şunu açalım. Neredeyiz? Bu arada Samsun Port'tayız. Samsun Port'un açığına doğru atıyoruz. Şu 50 gramı şuradan geçirelim. Şu ikiliyi alalım. Artık gözlerim de görmüyor. İhtiyarladım mı? Ne yaptım ta? Baksana vallahi şunu geçiremedik tekini. Hemen açmaya başlayalım şöyle açık yere doğru. Su bulanık. Kaç gündür yağmur yağıyor biliyorsun. Beyaz çapalı bakalım kıyıdan artık sert gelmiş mi onu görelim beraber. Hem deneme yapalım. Motorla geldik ne güzel. Değil mi? Fısır fısır geldik. Bak gördün mü duruşu? Nasıl? Beyaz çapalılar duruyor. Güzel değil mi? Şimdi ben şöyle aşağı iniyorum. Sen arkamda dur. Haydi bismillah. Attım ağzına gitsin. Güzel bir atış. Zaten attığımız yer çok çok 6 ya da 7 metre derinliği var. Bakalım bir şeyler denk getirebileceğiz mi? Bismillah. Şöyle ağır ağır dönüyorum. Birinci istavrit geldiğine göre bu neyin işareti? Tacım hemen söyleyeyim. Suda istavrit var demek ki. Şimdi daha ağır şekilde güzelce bir sarım yaparak biraz daha çaparıyı doldurmaya çalışacağım. Onun da ayrı bir tekniği var. Onu da göstereceğim. Evet. İstavritimizi suya koyduk. Hoppa. Çekirge gibiyiz yemin olsun. Şunu devrilmeyecek gibi şöyle koyalım kenara. Buradan devrilmez herhalde. Devrilmez. Atışa devam. Attım ağzına girsin boğazına. Yaklaşık 80-85 metre gidiyor. 3.90 bir surf. Misinem 0.28. Albastar. Sufix. Hadi bakalım. Al da gel koçum. Yani olabildiği kadar dipten kaldırmıyorum oltayı. Sanki aldı balık ya. Yine birli ikili mi ne herhalde almış olabilir. Ama balık çok açıkta değil biliyor musun? Kıyıda vuruyor. Kayaya taktık. Nazar değdi. Attım ağzına girsin boğazına. Yaklaşık 100 metre yakın bir atış yaptım yine. Dibe batmasını bekliyorum. İkinci atışta bakalım. Neler olacak? Şurada yavru kediler var bir görsen. Yanına gidip çekebilirsin onları. Fıtı 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 fıtı. Çok tatlılar ya, baksana. Neredesin yavrum? Hadi gel. Aa, geliyor. Evet. Yine bir tane geldi ta. Baksana yine bir tane geldi. Niye tek tek geliyor? Sürü yok mu? Niye tek tek geliyor? Neden geliyor tek tek? Allah Allah. Ama kıyıdan geliyor ben sana söyleyeyim. Hani açıkta yok yani. Açığa atıyorum ya. Açığa gelmiyor açıktan. Şöyle çapraz attım çapraza geliyor. Tacım kayaya taktık. İşte çok çapraz attık. Açığa atmadık. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane kanca kaldı. Şimdi bu kancaları böyle doğada da bırakmıyorum. Bunları yapmıyorum da ben tabii ki. Çöp bunlar ama çöpleri de yanımıza alıyoruz ki
Hiçbir şekilde kimseye zarar vermez. Bir kedinin ağzına girer, bir martının ağzına girer. Yazık günah ya. Benim çapar açacağım. Yani işte yedek önemli ya. Anlatabiliyor muyum? Yedek bak daha 3 4. atış mı ne koptu. Biz koparmıyor değiliz. Biz de koparıyoruz. Niye? Mera'yı biraz çapraz attık. Yanlış yaptık yani. Şimdi klipsten geçirdik mi? Evet, oltamız tekrar sahalara döndü. Biz neyi unuttuk biliyor musun? Biz duasını okumayı unuttuk oğlum. Şimdi onu da çözüyorum. Mikrofonu düzelttik. Evet. Bunun duasını unuttuk. Duasını hemen yapalım. Attım ağzına girsin boğazına. Ya Allah bismillah. Hop. Çok güzel bir atış daha yaptık. Dibe batsın biraz bekledim. Kapattık. Tamam. Zaten o kadar. Boşluğunu aldım. Bak şöyle dönüyorum yavaşça. Yarım ay. Hop. Bir. Boşluğunu al. Hop. Vurdur. İki. Boşluğunu al. Hop. Üç. Bu şekilde. Kıyı avlarını yıllardır bu şekilde yapıyorum. Hatta bazen böyle bekliyorum. Ağırlık dibe batıyor. Boşluğunu alıyorum bir daha. Yani dipten gelmesini istiyorum ama tabii kıyılarda değil. O zaman takıyoruz böyle benimki gibi, az önceki gibi. Artık yaklaşmaya başladı. Risk gördüğün anda da yavaş yavaş ucunu yukarı doğru dikiyorsun. Of çok güzel balık aldı. Bak hemen yakından aldı. Bak inanılmaz güzel balık aldı. Hemen şuradan. O bu ikili üçlü herhalde. Ha. Bu biraz kafa atıyor. Bakalım. Hop. Ay maşallah ikili. İşte mevzu bu tacım. Gördün mü? Hayvan artık kıyılara gelmiş. Tamam yavaş yavaş artık. Hayvan kıyılara gelmiş. Bu da çinekopu oluyor şu anda. Ondan geliyor kıyılara. İstavrit güzel. Öyle ufak da değil yani. Güzel istavrit. Sarı kuyruk. En lezzetlisidir. 4 tane balığımız oldu. Öyle teknedeki gibi 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo balık nerede? Böyle bir dünya yok. Kıyıya çok yaklaştırmayacağız demek. Kıyıya yaklaşınca abi kaldıracaksın oltayı. İyi gidi. Kaç sene önce geliyordum buralara. Unuttum. Mera'nın altyapısını bile unuttum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gece burada gece çaparasıyla inanılmaz balık alırsın. Kıyıda balık. Gece çaparası at fosforu bekle. Tamam bu sefer geliyor oğlum. Güzel geliyor anda. Şöyle takmadan yavaş yavaş kaldıralım. Ben yerine bir kertez alayım onun bakayım. Nerede vurdu? Tamam. Yerini gördüm. Yerini gördüm. Geliyor. Geliyor balık. İkili ya da üçlü. Şaka yaptım üçlü derken. İşte bu. İşte bunu arıyorum ya. Gördün mü balıkları? Küçüğü de var, büyüğü de var. Küçükleri hemen iade edeceğim zaten. Allah büyüğü düştü de. En büyüğü düştü. Ha, kedi aldı mı? Alsın. Alsın da yalandan ölmesin hayvan. Burayı topluyorum. Şimdi kıraçaları içinden seçelim de gel seninle beraber salalım onları. Şimdi bak şu kıraça. Şunu gördün mü? Bak küçücük. Kıraça bak bunu salıyoruz hemen. Hop. Saldık. Başka kıraça şu var. Dur. Dur oğlum kaçma gel bakayım. Neredesin? Ha şu. Evet. Şu. Bak havuç kadar bile yok. Hemen kıraça hemen salıyorum. Hop. Kıyıda vurdu gene bak. Gene kıyıda. Aa bu güzel geliyor. Dörtlü beşli olabilir. Ya iri bu. Oo. Gördün mü? Ama gene küçük varışlarını ayıklayacağız. Ayıklayacağız gene. Yapacak bir şey yok. Hemen şu kıraça. Bak görüyor musun? Şu küçük. Hemen bunu. Hop suya. Şu iyi. Şu iyi. Şu çok küçük. Attım. Şu çok küçük. Attım. Şu da çok küçük ya. Bunu da attım. Bu da küçük. Bunu da attım. Bu iyi. Koca oltadan iki tane balık aldık. Zaten amacımız ne bizim? Kıyılara balık gelip gelmedi mi? Beyaz çaparı bulanık suda nasıl iş yapıyor kıyıdan da? Bunu göstermek. Bunu da gösterdiğimize inanıyorum. Ufak ya da büyük. Alıyor mu? Alıyor.
Kıyı avında neden sörf önemli? İşte bu yüzden bak. Balığı aldı şu an. Şimdi spinle zaten atacağın mesafe 30-40 metre. Bir de spin kamışların atacağı atar değeri belli. İşte 15-40, 10-30. E ben 60 gram atacağım ileriye. Nasıl atacağım? Ha atar mı? Atar. Ne olur? 50 kere atarsın. 51.ye oltayı kırarsın. Sörf atışlarında ileri atışlar çok önemli. İleriye atmak için. Uzak atışlar. Derin sulardaki balıkları almak için. Bak bir kıraça biri. Bir de şu arkadaşlara alsın şu telefonu da. Bir şey at. Video çek de. Burada balık olduğunu, başladığını anlatalım arkadaşlara da. Bütün herkes de nasiplensin abi. Balık varken gelsin millet balık tutsun. Herkes birbirine haber versin. Arkadaşlar Sunport'tayız. Beyaz çaparı kullanıyoruz. Kıyı atışlarındayız. Bakın istavritler çıkıyor kıyıdan. Kıyıdan gelip istavrit tutabilirsiniz. Bu arada hem YouTube'a çekim yapıyoruz hem Instagram'da sevgili dostlara da haber veriyoruz. Merayı da göster oğlum. Sunport diye burası. Kayalıklardayız hemen. Kıyıdan atışa devam. Beyaz çaparı. Rast gelsin. Bunları topluyoruz. Bunların adını biliyorsun değil mi? Fasulye. Aferin lan sana kuru fasulye. Karadenizimizin kuru fasulyesi. Yalnız dün tekneyle ana bebek varmış ya burada. Baksana abisi bebeğe. Bebeğe bak abisi bebeğe bak. Ula. Düşme düşme düşme. Atacağım seni. Hop. Hoppa. Aldı. Kapatamadık. Aldı. Tam kamerayı kapat artık diyecektim. Abi kıyıya geldi. Bu sefer de kıyıda vurdu. Bak bu da doldu. Hop. Güzel. Tavalık boy. Yine tavalık. Kaldırıyorum bakalım kaçlı gelecek. Oo güzel kafa atıyor. İçinde iri de var. Kafa atıyor. Bak. Suya. Ay maşallah. Hop. İşte bu. Kıyılara balık gelmiş. Gel bakalım sen de başla azıcık. Haydi bakalım sana da rast gelsin. Boşluğunu aldın. Ağır ağır dön bakalım. Dibe doğru oturtmaya çalış. Dipten gelsin. Aldın mı? Aldım dedi. Ağır ağır sar bakalım dökmeden. Oo maşallah. Uzat bakalım bana doğru. Evet, kıraça. Bak, sörf atışlarında bir tek kopartmamak için bak. Şunu geri yapıyorsun. İleri yapıyorsun ya. Sana doğru kurşun gelirken atıyor. Aa, öyle değil abi, öyle değil. Kurşun sana doğru geldi. Geriye gitti. Şimdi asılıyorsun. Gördün mü? Şu an en az 120 metre kadar gitti. Evet, dibi oturtuyorum. Oturdu. Boşluğunu aldım. Ve dönmeye başlıyorum. Kurşun koparmalarındaki en büyük etken o işte. Kurşunu geri yapıyor. Kendine doğru çekiyor. Birden basıyor. Öyle olmaz abi. Tarcığım şimdi az çok güneş açtı. Ben ne yapacağım biliyor musun? Yeşil takacağım. Kurşun bakalım. 30 gram kalmış, 60 gram kalmış. Gördün mü? Şu yeşil yine ultraviyoleyi takacağım. Şimdi havada güneş var ya, su bulanık ama buna da şans vereceğim şimdi. Yeşile de bir şans vereceğim. Evet arkadaşlar, yeşil çaparıyla taktık. Yeşil çaparıyla da ikinci atışta balığı almayı başardık. Çünkü güneş var. Güneş de güzel, su bulanık ama sonuç itibariyle hem yeşil hem beyaz canavar gibi çalışıyor maşallah. Daha yeni geliyor şimdi. Daha akşam suyu kıyılara ağır ağır iniyor balık. Gene bir tane geldi. Gelecek. Bunu dolduracağız. Bu yeşil de dolacak en sonunda. Oh. Şu balığı alayım ben. Maşallah. Gördün mü? İri. Güzel. İki tane daha iri geldi. Yeşil çaparı da çalışıyor. Maşallah. Alana vereyim bir tane. Nerede? Gel al. Al bakalım. Aferin sana. Aferin. Afiyet şeker olsun.
Topak topak et olsun. Herhalde yavruları var, yavrularına götürüyor. Bak arkana pisi pisi deyince birileri daha geldi. Gördün mü, bir tane daha geldi. Onun da yavruları diğer kayada. Vay be. Ta Bulgaristan'dan kalk. Beni bul. Erdal abi dur, geliyorum dur. sen aleykümselam. Sen şimdi Bulgaristan'dan kalk. Kalk Bulgaristan'dan. Gel böyle. Geldi mi evet, boğazına? Evet, geldi. Tamam. Gönül abla hoş geldin. Nasılsın? Gel buyur otur, iki dakika. Dinlenelim hem. Dur, sana yardıma geldim. Otur. Sana yardıma geldim. Ne haber abla? Supa oldu. Neçi biz bugün bir Samsun yoluna çıktık. Samsun'un havası çok değişik. Evet, 5 dakikasına tutmuyor. Aynen. Bizim orası tamamen kapkaranlıktı. Dedik herhalde yağmur yağdı, yağacak. Ama bulutlar geçti. Ondan sonra bir dedik çıkalım. Değil bir mi? Çıktık, bir baktık yarı yolda başladık. Allah. Şimdi Erdal abi, biz de YouTube'a burada içerik üretiyorduk. Hem kıyıdan nasıl av yapılıyor istavrit diye. Arkadaşlar Erdal abi de Bulgaristan'ın eşiyle Gönül ablayla beraber geldiler. Hem mağazamıza geldiler, ziyaret ettiler. Abi kaç yıldır sen beni takip ediyorsun? Aşağı yukarı bir seneden fazla. Bir senedir fazla. Evet. Videoları nedense birkaç sefer seyrediyorum. Böyle bir sefer de değil ha. Onları ezbere biliyoruz. Biz şu anda birinci sınıfız. Yok, hani balıkçıda. Siz çok iyisiniz. Ama niye biliyor musunuz? Bu işe gönül verdiniz bir kere. Aynen. Gönül isim o da. Evet. Gönül verdiniz. Aynen. Bir de üstelik eşim çok büyük adımlar atıyor o konuda. Çok iyi. Otursanıza. Ben yok, ayakta kalın. Ben. O da olta mı atacak o? Tabii sana yardım. gel abi gel. Tutumuzu da getirdik. Gel otur abi. Şeyimizi de getirdik. Sonuçta senden hep ders aldığımız için yok, şeyler bize böyle öğreteceksin. Estağfurullah. Her şeyi öğretiriz. Ne biliyorsak öğretiriz. Bak kamış. Bulgaristan'dan böyle geldik ha. Bak. Şimdi bunu burada bırakacağız. Nedense bizde 4 tane var. Kamış değil mi? Olta. Evet. Hı-hı. Bu ikinci getirebilseydik. Onlar çok büyük. Doğru. Buraya koyduğumuz zaman buraya kadar çıktı. Siz şimdi bu motorla çıktınız. 1400 km, 1300 km yol mu geldiniz? Evet. Vallahi helal olsun size. Vallahi karı koca imreniyorum size. İnşallah beraber. Çocuklar bekliyor. Deniz gelmediler. Dükkana gelmediler. Normalde bugün geliyorduk. Böyle oldu, gelemedik. Bugün dedim ara bu geceden, yarın bir surdayız. Evet, biz balıktayız. Aradılar. Direkt bizim yanımıza geldiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun ya. Vallahi sizden de Allah razı olsun. Nedense biz onu istiyorduk. Aa. Erdal bile diyor artık tamam Bulgaristan'da balık yakalayacağım. Hani bu geceyi hiç düşünemedik. Böyle olsun çok olsun. Spontane gelişti. Çok güzel oldu Erdal vallahi. Erdal Mayni Brili bir de. Tamam. Mayni Brili. Yani gözlük istiyorum ha, diyor. Gözlüğümü ver. Bulgarca bak. Nein, Deutsch. Aa, Almanca. Deutsch ya. Başlayayım mı İngilizce? Benim İngilizcem çok iyidir. Ne söylediğimi kimse anlayamıyor. Recep İvedik vardı, evet. Bulgaristan'da Varna'daydınız değil mi? Hı. Nasıl? Karadeniz'deyiz. Varna nasıl? Evet, bu Karadeniz'in devamı da orada. Evet. Güzeldi mi? Orada da balıklar var mı Erdal abi? Var. Erdal abi Samsunlu ama 47 sene Almanya'da kalmış. Orada bayağı balık var. Fakat birazcık açılmak lazım. Yani tekne de, lazım. Tekne lazım. Bir de şöyle, bütün balıklar sorduk. Hep oraya uğruyorlar. Yumurta bırakıp devam ediyorlar. Evet. Ondan sonra bir zaman sonra yine geri geliyor. Sende şimdi ne var? Bende şimdi şu an tamam. Spin var. Tamam. Kaç o? 3.60. Çok 360. Güzel. Çok güzel. Senin şimdi ağırlığın var mı kurşunun? Var. Hepsi var. Tamam. Bir de sana şimdi ben beyaz şapali vereceğim. O gün ben arkadaşla balığa çıktık. Tamam. Tekneyle. O bana bir tane çapari verdi. Hı hı. Farkına vardım. Buradaki çapariler orada. Satılan çaparilerle hiç alakası yok. Bulgaristan'la alakası evet, yok yani. Renkler değişik. İğneler küçük mü orada da? Yok. 10 numara. 10 numara. Biz 10 veya 12. 11-12 bizde. 11-12. Ama renkleri çok çok değişik. Farklı değil mi? Farklı. Şimdi suyumuz bulanık. Azıcık güneşimiz var arkada ama biz beyaz ultraviyoleyi kullanıyoruz. Şimdi evet, sana ben bir tane beyaz vereceğim. Onu takacaksın abi. Onunla at çek yapacaksın. İkili üçlü istavritlere başlayacağız almaya inşallah. Hadi bakalım. Kafanı dolduralım. İnşallah. Hep beraber. İnşallah. Misi ne? Bu üzerinde vardı. Gerçi sağlam. Ama bir sefer bunun koptuğuna şahit oldum. Bak şimdi ben abi. Ben de düğümü şimdi bağlıyorum. Canlı lider bağlamışım gördüm. Evet. Canlı göstereyim. Bir misilinin sağlam olup olmadığını nereden anlarsın?
Buraya bir düğüm attın. Şuraya gördün mü abi? Bir düğüm attık buraya. Bak bir düğüm de bu tarafa atıyorum. İki tane düğüm oldu mu abi? İki düğüm bak. Biri burada. Biri burada. Şuraya iki kare dola elini. İki kere de buraya dola. Sen bunu çektiğin zaman bu patlarsa çürükmüş nedir? Çekiyorum. Çek. Çürük misinen abi. Demek ki çürümüş. Bu kadar. Bütün misinelerin testi böyle oluyor. Evet, evet, evet. Yani %85-90'ı patlıyor böyle. Biz de orada bir sefer, orada bir Bulgar arkadaş, o da kontrol etti. Hı hı. Sonra aldı benim misinamın ucunu, 100-150 metre gitti. Ondan sonra oradan geri geldi, buraya taktı, ters çevirdi. Dedi bunun altı dedi tamam. Tertemiz. Aslında doğru yapmış. Yani yıpranan bölgeyi ters düz yaparak hani hiç kullanılmayan, atılmayan, güneş görmemiş bölgeyi gün yüzüne çıkarmış oldu. Doğru. Fakat misinen adi. Bu çok sağlam evet. Misinelerde oluyor. Evet. Ama bu misine artık evet. Ömrünü yitirmiş yani. Bir ömrünü de yitirmiş. Tavsiye her balıktan sonra da yıkamak lazım. Evet. Tatlı suyla. Evet. Tatlı suyu tatlı dökeceksiniz. Suyla, kuruyacak bir yerde bekleyecek. Yani... Verimli oluyor. Biz konuşursak akşam balığını kaçıracağız. Haydi. Haydi. Bismillah. Go. Ağzına gelsin bu arada. Evet aynen öyle. Herkes öğrendi bu repliği. Evet Erdal abi. Rahat gelsin abi. Açıyorsun atıyorsun abi. Atabildiğin kadar ileri. Beyaz şapırıyı taktık sana. İşte Bulgaristan'dan gelen böyle takipçinle av yapmak dünyanın en güzel şeyi ya yemin olsun. Ay maşallah be. Gördün mü? Sen Bulgaristan'dan kalk gel. Kova burada. Aha düşürme. Bunları katliyeye vereceğim. Olsun yeriz ya. Abi nasıl Bulgar'dan gelip Samsun'da balık tutmak? Abla bunlar senin için. Hadi bakalım şansına kaç tane çıkacak. Valla. Bu senin şansınaydı bakalım. Hadi yavrum, gel koçum. Gel yavrum, gel 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 gel. Hop. Ay maşallah be. Bunlar senin şansına. Göster gönlü ablamda bak. Bunlar senin şansına. Olsun. O nasibine gitti. Bulur o nasibini. Hadi bakalım. İki ya da üç tane geliyor yine. Ya var ya sanki sayısını ben belirledim ha. Hop üç tane daha. Üç tane daha geldi. Evet. Şimdi denizin şansına bir atacağız bakalım. Bu kadriyenin şansıydı. Hadi bakalım kim alacak ilk. Onda beyaz çaparı var. Bende yeşil var. Aslında o benden şu an çok daha şanslı. Hava kapatmaya başladı. Güneş de kayboldu. Su da bulanık. O benden çok daha şanslı. Deniz'in şansına bakar mısın? Küçücük geldi. Bunu salacağım hemen şimdi. Tabii tabii. Hemen geri hemen. Öpüyoruz. Öpüyoruz bunu. Şimdi Taci'm sıra senin şansına geldi oğlum. Şimdi senin şansına atıyorum. Hop. Attım ağzına girsin boğazına. Gitti gene 130 metre. Enerjiyi aşağı ver Erdal abi. Enerji aşağı gitsin. Aldın mı yoksa? Bir hareketlilik var ama Erdal abi de. Abi hadi. Neyi bekliyorsun hadi? Bak böyle yapacaksın. Yapabilirsin sana inanıyorum ben. Hop. İşte bu. Şimdi bunların kıraç olanları var. Kıraç olanları salacağız işte. Bak şu. Çok yavru. Bunu hemen atıyorum. Şu da çok yavru. Bunu da atıyorum. Şunu alalım. Bu yenecek gibi. Bu da çok yavru ya. Bunu da atıyorum. Tamam baksana küçük. Hop bunu da attım. Bak bu iri ama bak kafa atıyor. Hop. Üç tane. İkisi suya iade. Bir tanesi tavalık.
Şu ufak. Oğlum bir dur. Durmuyor ki elimde. Abi bu tarafa gelsene. Şuradaki kayalıktan atsana. Daha rahat edersin oradan. Yoksa sen başka türlü alamayacaksın. Şu düz kayaya in abi aşağıya. Oradan rahat rahat at. Bakayım, evet, çok ufak. Hop. Hop. Hoppa, tamamdır abi. Devam. Erdal abi, kırmışsın şeytanın bacağını. Hay maşallah, işte bu ya. Ama büyük. Kovaya koş. Attım ağzına, girsin boğazına. Attık ileriye. Ya şimdi hava kapalı. Aslında daha bol ve bereketli olması lazım balığın. Akşam saati de. Bakayım abi. Aa, bu da yeşil çapari. Bu da iş yapar. Tamam, deneyim. Bu da iş yapar. Dene abi, bunu dene. Bunu dene. Aslında beyazım kalmadı. Erdal abi beyaz atmıyor. Şu beyazı ben mi alsam, ne yapsam? Ben aldım. Getiriyorum. Hop. 3 tane daha geldi. Beyazı takacağım ama şimdi. Taksam takmasam. Şu kediye de göz kulak ol. Onun bakışı bakış değil, bak sana söyleyeyim. Operasyon yapacak o bak. Ben sana söyleyeyim, operasyona hazırlık yapıyor. Çek. Bunu çek oğlum. Bu yeşil çaparı çok çalışıyor ama ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Erdal abi beyazı çıkarttı ya, beyazı takacağım. Hayır. Sana bir tane vereceğim. Bekle. Ölmüşlerden ama canlıdan veremem. Bekle. Al bakayım. Al doğru yavrularına. Hadi. Koş yavrularına. Koş. Takacağım. Şimdi bak bunu hemen çıkartıp beyazı takacağım. Ha, ya çalışıyor mu? Çalışıyor. Eyvallah. Ama beyazı da Erdal abiye göstermem lazım. Çünkü o şimdi beyazı çalıştıramadı. Söktü. Bulgaristan'dan getirdiği yeşilini taktı. Erdal abi bu yeşili boşa çıkarttım. Takabilirsin senin için. Ben senin beyazı takacağım şimdi. Şimdi Erdal abi bu beyazı çalıştıramadı. Öyle mi? Yeşile mi geldin? Dur. Bu tarafta. Ha, o tarafta. Aha. O tarafta. Şurada abi. Al sen bu yeşili tak. Ben de senin beyazı takıyorum şimdi. Bu beyaz nasıl çalışmaz ya? Ortalığı yıkarım, yıkarım. Evet, şimdi beyazı taktım Taci'm. Bakalım beyazı biz nasıl çalıştırabileceğiz mi? Taktım senin beyazı, hadi bakalım. Attım ağzına girsin boğazına. Duamızı okuduk. Atar atmaz aldı. Herkes oturmaya başladı değil mi? İnsanlar oturuyor. Ben aldım. Sen balıkçının gözdensin, o farklı. Ne alakası var yani? Çapar işte. Gerçi az önce Erdal abi de beyaz attı. Erdal abi senin beyaz ilk atışta. İlk atışta da. Sen nasıl çalıştıramadın bunu? Beyaz çalışmazsa intihar ederim, intihar. Gitsin, giden bizden değil. Yakında bence onu alabilirsin. Gitsin, boş ver onu, kedi nasiplenir ona. Giden bizden değil. Hemen atışa devam. Abi yeşil, ultraviyole. Bizim Karadeniz'e öğrettirdiğimiz işte bu. Ay maşallah, ay maşallah. Taci'm, bu da beyazımız. Abi bak sende yeşil var, bendeki beyaz. Oh my god. Senin beyaz bu da, al. Bu da senin beyaz abi.
Gönül abla gördün yani bak şimdi burada. Hile yok, hurda yok yani bak. O çöktü, ben taktım hemen. Ya. İyi maşallah, gene güzel balık aldık. Güzel balık aldık. Devam. Son şöyle 20-30 atış daha atalım hava kararmadan. Devam. Var mı Erdal abi? Şu an yok. Olunca güzel haberleri bekliyoruz. Dağcam artık akşamın karanlığı. Çek baba. Son oğlum. Çek baba. İşte beyaz çaparı. Gördüğün gibi düşenler, kaçanlar. Ona at oğlum, at gitsin ona, at. Ölmesin oralarda. At oğlum suya. Haydi görüşürüz. Aferin sana. Böyle büyükleri alacağız, küçükleri salacağız gene. Artık hava karardığı için çekim kalitemiz düşüyor. Mecburen. Vallahi ince ayarlarımızı yaptık tekrardan kameraya çıkan ama. Bu kadar oluyor. GoPro bu kadar çekiyor işte. Yok başkası. Ötesi berisi yok. Şu küçük olanları hemen atacağız. Erdal abi gelsin, videoyu birlikte kapatırız Erdal abiyle. İyi balık yaptık ama yine. Yaptık güzel. En azından akşam suyunda artık kıyılara balık geldi. Bunu anlatmaya çalıştım. Bir sene oldu mu kıyı avı yapmayalı? Benim oldu. Vallahi olmuş da olabilir. Yani ister bir bakımından tabii olmuş. Olmuş da. Olabilir ama. LRF falan yaptık yani. Ya şöyle şimdi biz çaparların hem kıyıdan hem tekneden çalıştığını insanlara anlatmaya çalıştık arkadaşlarımıza. Evet. Yapıyor mu? Yapıyor dedik. Sadece hava kapalı, su bulanıksa beyaz çaparayı kullanın. Güneşli, tertemiz sulardaysa yeşil çaparayı kullanın dedik. Keza yeşil de kullandık, beyaz da kullandık. Aslında siz şimdi oradan biraz parlak görüyorsunuz ama arka tarafa doğru gösteriyoruz ama tamamen karardı hava yani. Arka taraf karanlık oldu. Artık son böyle 2-3 tane atış yapacağız. Saatimiz kaç oldu? Saat 7.30 oldu. Ya işte artık yavaş yavaş hava kararıyor. Erdal abiyle biraz sonra hemen videoyu da kapatacağız. Dağcam artık kayıtta bizi bakar mısın oğlum? Evet sevgili dostlar, Bulgaristan'dan gelen hem Gönül ablam hem Erdal abimle birlikte güzel bir av baskını oldu bizim için. Evet. Avada yakalandık, hep birlikte de av yaptık burada, çok güzel oldu. Abi nasıldı? Duygu nasıl? Mükemmeldi ya. Güzeldi değil mi? Muhabbet önemli. Gönül abla sen ne diyorsun? Vallahi eşime baktıkça terlemiş böyle heyecan. Ya bu iş çok süperdi. Çok güzel. Bu adrenalin çok güzel. Çok başka bir şey vallahi abi. Evet. Çok teşekkür ederim. Ta Bulgaristan'dan geldin. Beni buldun. Çok sağ ol vallahi. Allah razı olsun. Çok memnun oldum tanıştığımda. Vallahi ben de biz çok memnun oldum. Biz aslında önceden tanışıyoruz da. Evet doğru. Şeyden videodan. Videodan ama. Her akşam beraberiz. Her akşam. Her akşam değil mi? Sizin haberiniz yok. Vallahi doğru. Olsun. Biz sizler sayesinde varız. Çok teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. Abi inşallah bir dahaki sene geldiğinde şöyle tekneyle de bir güzel çıkarız. İnşallah. Ablamın midesi biraz bulanıyor diye tekneyi tercih etmedik. Kıyıya geldik. Doğru. Ama seneye artık hap map bir şeyler, bir de açıkta bir video yaparız inşallah. Beraber inşallah. Ben orada alıştırırım onu. Değil mi? Alıştır onu. Evet doğru. Arkadaşlar yeniden bol bol bereketli avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bulgaristan'a da buradan kocaman kucak dolu sevgiler. Tüm Türklere. Arkadaşlar hoşçakalın. Balıkçının gözüne kalın. Bekliyoruz sizi orada. İnşallah. Bay bay.